Merhaba arkadaşlar, herkese günaydın. Bu koşullarda da olsa sizinle birlikte olmak son derece güzel benim için. Umarım herkes iyidir. Bugünkü konumuz pandemi ve etik. Nelere değineceğiz? Tarihte pandemiler ve etik hızlı bir biçimde bir iki noktasına hızlı hızlı geçerek değineceğiz. Pandemilerde temel etik sorun alanlarına. Sonra iki tane temel belge pandemilerle mücadelede etik sorunların çözülmesinde iki temel belge hak sağlığı etiği ilkeleri ve salgında etik ilkeleri değinerek paylaşımımızı bitireceğiz. Bu paylaşım dönem 2'deki arkadaşlar tanıdık gelecek. Onlarla bulaşıcı hastalıklar tarihi ve bulaşıcı hastalıklar ve etik konularında paylaşımda bulunmuştuk. Bu paylaşımda oldukça tanıdık gelebilir onlara. Peki, tarihte pandemiler ve etik deyince ilk önce cüzdandan başlayabiliriz. Bilindiği gibi cüzdanlı kişiler toplumdan dışlanan, onlar için özel koloniler yapıldı, özel adalara sürüldüğü biliniyor. İşte lanetlenmiş kişiler, dinsel anlamda, mitolojik anlamda lanetlenmiş kişiler olarak görülüyor. Ve toplumsal, günümüzde de süren toplumsal dışlanma örneklerinin birisini leproda, yani cüzdanda görebiliyoruz. Veba da bir biyolojik savaş örneği görebiliriz. Bilindiği gibi 1348 veba salgını Kırım'da Cenevizlilerle Moğollar arasında bir savaşta Moğollar arasında çıkan vebayla Moğolların cesetlerini kalenin içerisine, Cenevizlilerin kalesinin içerisine atmasıyla ve kale içerisinde salgının başlaması sonucu Cenevizliler kaleden çıkıp İtalya'ya doğru yol alıyorlar ve bütün 1348 veba salgınının bu şekilde yayıldığı söyleniyor. Bir biyolojik savaş örneği olarak görülebilir. Veba çok öğretici aslında etik sorunlar anlamında. Yine günümüzde de yaşanan toplumsal ayrımcılığı ya da veba gibi bir lanet sorunun sorumlusunun bulunmasında insanlar bir belli gruplara yönelebiliyorlar, azınlıklara yönelebiliyorlar, göçmenlere yönelebiliyorlar. İşte 1348 veba salgını sırasında da özellikle Almanya'da Yahudilere karşı bu saldırılar yürütüldü. Birçok Yahudi işkence edilerek ve yakılarak öldürüldü. Yine veba salgınındaki ortamı ve etik sorunları anlamak açısından Boccaccio'nun o dönemlere tanıklık etmiş önemli yazar Boccaccio'nun işte sözlerine kulak verebiliriz. Şöyle diyor: yasa uygulayıcılar, insanlar, din adamları hastalara bakmıyorlardı bile. Görevliler ve belediye sorumluları hastalar ölmemiş bile olsalar, hastaya bakacak biri bulunsa bile onları zorla yakılma alanlarına götürürlerdi. Çok acı. Evet, veba doktoru bu. Doktor Gaga diye anılıyor. Aslında tıp eğitimi almış kişiler değil bunlar. Çünkü o dönemde hekimlerde veba ile uğraştıkları için birçok hekim yaşamını yitiriyor. Ve güven de, çare bulamadıkları için güven de azaldığı nedeniyle bu garip kıyafetli ve ilginç yöntemleri olan Doktor Veba denilen, Doktor Gaga denilen kişilere güven duyuluyor. Bu kişiler hatta kiralanıyor. Evet, çiçek yine bir başka biyolojik savaşın örneği olarak gösterilebilir. İngilizlerle Fransız Kızılderili Savaşı'nda 1754-1763 yılları arasında yapılan savaşta İngilizler Kızılderililere çiçeğe bulaştırılmış battaniyeler sunuluyor ve İngilizlerin bu savaşı kazanmasında bu taktiğin katkısı olduğu söyleniyor. Yine çiçekle ilgili bir etik soru, bilimsel araştırma ile ilgili olduğu söylenebilir.
Osmanlı İmparatorluğu'nda bir elçinin eşi olan Lady Montagu İstanbul'da gördüğü bir çiçek varyalasyon yöntemine, yani yamalama yöntemine çok ilgisini çekiyor ve bunun çiçeğe karşı önemli bir yöntem olduğunu görüyor. Bu basitçe de tekrar etmek gerekirse çiçek geçirmiş kişilerin yaralarından alınan ya da döküntülere sağlam kişilere bulaştırmak. Bunu İngiltere'de savunuculuğunu yapıyor ve Galler Prensesi Galler Prensesi'yle konuşuyor. Fakat Galler Prensesi bu konuda biraz kuşkulu davranıyor. Çocuklarına uygulatacak bu yöntemi. Bu yöntemi uygulatmadan önce 6 tane idam mahkumu üzerinde denenmesini isteniyor. Eğer 6 idam mahkumu kabul ederse serbest bırakılacaklar sözü veriliyor. 6 idam mahkumu üzerinde deneniyor ve hiçbir şey olmuyor. Söz verildiği gibi serbest bırakılıyor. Ancak Galler Prensesi Caroline bununla yetinmiyor. Kilise gözetimindeki 6 öksüz çocuk üzerinde de aynı deney yineleniyor. Evet, sıtma ve savunmada da etik sorunlar görebiliyoruz. Öncelikle bir köle ticaretinin başlangıcını oluşturduğunu ya da katkısı olduğunu söyleyebiliriz sıtma, sarı hummanın ve çiçeğin de elbette. Çünkü Amerikan yerlilere önemli bir iş gücüydü Amerikan işgalcileri tarafından. Bu yerliler eski dünyanın hastalıklarına çok dayanıklı değillerdi. Özellikle çiçekten yıkılmışlardı ve sıtma ve sarı hummaya da çok dayanıklı değillerdi. Bu nedenle Afrika'dan köle ticareti başladı. Yine sömürgecilik içinde sıtma, sarı humma ve tropikal hastalıkların önemli bir yer tuttuğunu söyleyebiliriz. Çünkü sömürgeciler Afrika'yı talan edebilmek için bu hastalıklara karşı mücadele vermek zorunda kalmışlardı. Evet, sarı humma konusunda 1897'de Sanarelli'nin deneyleri önemli ve bilimsel araştırmada etik sorunlar için önemli örneklerden birisi. Sanarelli, sarı hummalı kişilerin kanlarında bulduğu bakteriyi üreterek sağlam kişilere enjekte etmiştir. Bu kişilerden 3 kişisi ölmüştür. Çok takdirle, bilim dünyasında takdirle karşılanmıştır, ödüller almıştır Sanarelli'de. Ama William Oster çok sert tepki göstermiştir. Şöyle demiştir, izin olarak da alarak da olsa bir insana çok etkili bir zehri bile bile enjekte etmek sadece mantıksızlık değil, bir suçtur. Evet, sarı humma ile ilgili kurulmuş komisyon birçok deney yapmıştır. Sarı hummaya mücadele edebilmek için. Bu deneylerin birisi de 1900 yılında yapılan Küba deneyleridir. Deneylere katılmak için, yani katılımcılara 100 dolar veriyorlardı. Eğer bu kişiler sarı hummaya yakalanırsa 100 dolar daha bu kişilere veriliyordu. Son derece etik dışı uygulamalardı. Ancak çok ilginç, belki tarihin cilvesi denilebilecek bir olay yaşanmıştı burada. Bu deneye katılanlarla bir anlaşma, bir kontrat imzalanıyordu. Bu kontrat ya da bu anlaşma günümüzdeki aydınlatılmış onamı kaydedilen ilk kullanımın olarak sayılıyor. Evet, etik tartışmaların çokça yapıldığı bir başka hastalık sifilis. Sifilis deyim yerinde ise kökü dışarıda olan bir hastalık. Kimse bu hastalığı kendi üstüne alınmıyor. Hiçbir ulus kendi üstüne alınmıyor. Kendi ulusunun bir hastalığı olarak kabul etmiyor. Herkes birbirinin üstüne atıyor. Bilindiği gibi bizdeki adı da Feng. Evet, sifilisin bilim tarihinde karabiberlik olarak anılan bir yanı da var, etik tartışmalara yol açan bir yanı da var. O da Tuskegee sifilis çalışması. Bu çalışma
1932-70 yılları arasında Afro-Amerikan erkekler arasında yapılan bir çalışma. Çalışmanın amacı sifilisin yani frengini doğal tarihini incelemek. Burada bir sorun o yokmuş gibi görünebilir. Ancak 1932'de başlayan bu çalışmanın çalışma sürerken 1940'ların ortalarında penisilin bulunuyor ve penisilin sifilisin tedavisinde son derece yararlı bir ilaç. Ancak araştırmacılar penisilini bu hastalara uygulamıyorlar. Çünkü araştırmanın amacı hastalığın doğal tarihini incelemek. Bu skandal ya da bu etik aykırılık yine araştırma ekibinden bir kişinin açıklamasıyla ortaya çıkıyor. Hala yankıları günümüze kadar sürüyor. Davalar açılıyor. Bir karikatürde de bu araştırma şöyle anlıyor. İşte taskici araştırması, her şey serbest, otopsi, defnetmek bedava ve üstüne $100 bonus. Yine günümüzde hala tartışmaları süren bir başka hastalık AIDS. AIDS bilindiği gibi ilk çıktığı zamanlar gaylerin hastalığı olarak, işte Postalikalıların ya da Haitilerin hastalığı olarak görüldü. Bu bir toplumsal dışlanma, ayrımcılık nedeni oldu. Bu nedenle hatta hükümetler bilimsel araştırma, AIDS ile ilgili bilimsel araştırmalara yatırım yapmaktan kaçındılar. Kan endüstrisiyle sert tartışmalar yaşandı. Kanlar üzerinde yapılacak testlere karşı çıktılar, bir sürü para ödenecek diye. Ayrıca hekimin tedavi etme ödevi, sağlık çalışanı hastalanırsa, yani HIV pozitif bir sağlık çalışanı hastalarıyla ilişkisi ne olacak sorunları günümüzde de hala tartışılıyor. İşte hastanın eşine söylenmeli mi? Gizlilik nereye kadar? Hastaların işe alınması ya da işten atılma durumları, damgalanma hala yaşadığımız AIDS ile ilgili sorunlardan birileri. Burada da AIDS konusunda da etik ve bilimsel ve yayın etiği konusunda etik tartışmalar yaşanıyor. HIV virüsü konusunda iki ekip çalışıyor. Fransa'da Luc Montagnier, Amerika Birleşik Devletleri'nde Robert Geyer. Bunlar arasında virüsün bulunuşuyla ilgili etik tartışmalar çıkıyor. Evet, kuş gribi dedi, bolca etik sorunlar var ve kuş gribiyle günümüzdeki koronavirüsünü elbette birleştirmek gerekiyor. Oradaki yaşanan etik sorunları günümüzde de önemli bir kısmını görmek mümkün. Kuş gribindeki etik sorunlar birçok etik tartışmalara yol açıyor. Bu etik tartışmalardan salgınlarla ilgili etik kılavuzlar ortaya çıkartılıyor. Bizim için çok yararlı oluyor bu kılavuzlar. Bu kılavuzlara biraz sonra değineceğiz. Evet, bu tabela Hong Kong gribi sırasında yapılmış bir şey. Pardon, kayıyor sürekli. Ve insanoğlunun ne kadar teknoloji, bilimsel gelişme olursa olsun ne kadar bazı konularda ne kadar saplantılı ve gelişmesinin yavaş olduğu görülebiliyor. Kuş gribinde etik tartışılan etik sorunlar aşı ve ilaçların nereye kimlere dağıtıldı, halkın bilgilendirilmesi ile panik olması konusundaki gerilim, karantina ve izolasyon konularında yaşanan sıkıntılar çokça tartışılıyor. Örneğin Türkiye'de de yaşanan karantina konularında insanların işlerine gidememesi, geçimlerini sürdürememeleri, damgalanmaları önemli bir sorun olarak gündeme geliyor. Yine kuş gribinde çok önemli yaşanan etik tartışmalardan birisi kümes hayvanların itlafı. Kümes hayvanların itlafı büyük tavuk
çiftlik sahipleriyle ya da endüstrisiyle küçük yetiştiriciler arasında orantısız yükler getiriyor ve küçük yetiştiriciler birçoğu bu kümesel hayvanların itlafıyla yıkıma uğruyor. Uluslararası eylem konusunda şunlar söylenebilir. Kuş gribi özellikle bize öğrettiği önemli bir şey var. O da uzak doğuda, bizim uzağımızda yaşanan bir hastalık, sadece oraya ait bir hastalık değil, bütün dünyayı, bütün insanlığı ilgilendiren bir hastalık. Dolayısıyla buna karşı ortak bir eylem, ortak bir duruş sergilemek gerekliliğine, kısaca dayanışma gerekliliğine gösteren bir hastalık oluyor kuş gribi. Biraz önce aşı ve ilaç dağıtımındaki etik tartışmalardan söz etmiştik. Evet, kuş gribinde aşı ve ilaçların zengin ülkelerle yoksul ülkeler arasında eşitsiz dağılım çok tartışıldı. Dünyanın kuzey ülkeleriyle güney ülkeler arasında bu eşitsizlik, kısaca güney ülkelerin bu aşı ve ilaçlara ulaşamadığı söylendi. Burada patent hakkı gündeme geldi. Bilindiği gibi patent hakkı bilimsel araştırmaların, bilimsel yatırımların koruyan bir mekanizma. Ancak bilindiği gibi bilim insanlığın ortak hazinesi. Ve insanlığın bu kendisinin ortak hazinesine ulaşmasını patent hakkı engellememeli. Buna yönelik mekanizmalar bulunmalı. Patent hakkı ile ilgili Salk'ın sözlerini unutmamak gerekiyor. Polio aşısını bulan ve bu konuda patentini almasını önerisi getirilen Salk şöyle cevap veriyor. Aşıya patent yok. Güneşin patenti olabilir mi? Evet, pandemilerde etik açıdan temel sorun alanları dediğimizde aslında günümüzdeki tartışılan, yani koronavirüs günlerinde hepimizin tartıştığı, bütün dünyanın tartıştığı etik sorunlara baktığımız zaman bunun yanıtını vermiş oluruz. Öncelikle koronavirüsü yeneceğiz adlı bir dünya çapındaki karikatür yarışmasından finale kalmış finalistlerin birkaç karikatürüne bakalım. Örneğin evde kalmak koronavirüse karşı çok etkili bir yöntem olabilir ama herkes evde kalamayabilir. Birçok yatırımların ya da birçok teknolojinin bilimsel araştırmaları yaptığımız yatırımlarla, harcamalarla, bilime ayırdığımız payla diğer bölümlere ayrılan paylar arasına bakıldığı zaman koronavirüs herhalde bize gülmektedir. Yine yarım milyar insan koronavirüs nedeniyle yoksullaşabilir adlı bir haberin fotoğrafını görüyoruz şu anda. Bu fotoğrafta maske kullanmanın çok da yeterli olamayacağını gösterebilir. Evet, bu bir başka karikatür. Pandeminin iki yanı adlı bir karikatür. Bu pandeminin iki yanında, bir yanında pandemiyi hiçe sayan ve bunu çıkarları için kullanan ya da çıkarlarına bakarak pandemiyi görmezden gelen belli kümelerle pandemiye canı pahasına savaşan, pandemiyle savaşan sağlık çalışanları başta olmak üzere kamu görevlileri ve belli grupları burada görmekteyiz. Bu da biraz sonra kısaca tartışacağımız etik gerilimlere yol açmaktadır. Evet, buralardan yola çıkarak pandemilerde etik açıdan temel sorun alanlarını üç kümede toplayabiliriz. Bireysel özgürlükler, toplum sağlığı ve sağlık çalışanların sorumlulukları kümelerinde toplayabiliriz. Bireysel özgürlükler konusunda gizlilik, ayrımcılık, sağlık bakımı alma hakkını ve aydınlatılmış oranla söz edebiliriz. Bireysel özgürlükler birey onuruyla ilgili, birey onuruyla ilgili bir konudur. Bunun
başta ele alacağımız gizlilik, mahremiyet konusu pandemilerde bir gerilim yaratabilir. Örneğin halk sağlığı adına bireyin gizliliğini hiçe sayabilecek miyiz? Nereye kadar? Başka bir konu ayrımcılık. Günümüzde de bunu yaşıyoruz. İşte pis göçmen deniliyor ya da bir suçlu bulunmaya çalışılıyor. Bir etnik grup dışlanmaya çalışılabiliyor. Ayrımcılık, dışlama, bireysel özgürlükler konusunda önemli bir etik tartışma konusu olarak yerini alıyor. Bu da gördüğümüz ise bu konuyu açıklayan bence önemli güzel resimlerden birisi. Bu lepra çanı konulu bir resim. Lepralı, cüzdanlı kişiler sokakta otururken ellerinde bu çanla bulunmak zorundalar ve karşıdan birileri geliyorsa bu çanı çalmak zorundalar. Bu resimde gizliliği, dışlanmayı görebiliyoruz. Evet, toplum sağlığı konusunda kısıtlı kaynakların adil dağıtılması, savunmasız kümelerin korunması, bireylerin korunması, katılım ve dayanışma mekanizmalarının oluşturulması, bilimsel araştırmalar gibi konular etik açıdan tartışılabilir. Son küme, sağlık çalışanların sorumluluklarıyla ilgili kümeydi. Buradaki ana soru, sağlık çalışan sorumluluğunun neye kadar olduğu sorusudur. Pandemi gibi yüksek riskli bir durumda sağlık çalışanları, hekimleri biz ne kadar yükümlü ve nereye kadar yükümlü tutabiliriz? Evet, bütün bu sorun alanlarına verilecek yanıtlar iki temel belgeyle sağlanabilir. Bu belgelerden birisi Amerikan Halk Sağlığı Birliği'nin kuş gribi sıralarındaki tartışmalardan yola çıkarak hazırladıkları halk sağlığında etik ilkelerdir. Bu ilkeler şunlardır. Sağlık risklerinin temel nedenlerini belirleme, birey haklarına saygı duyulması, toplum katılımının sağlanması, eşitlik ve hakkaniyete saygı duyulması, bilgi sağlanması. Bu çok önemli. Günümüzde de bunu yaşıyoruz. Ve sağlanan bilginin gizlenmemesi, bu bilginin sunulması, yetkinin ve olanakların zamanında kullanımı, farklı değerlere, kültürlere ve inançlara saygı, fiziksel ve toplumsal çevreyi geliştirme, gizliliğe uyma, işbirliği sağlama ve alanda çalışanların, sağlıkçıların, halk sağlığı uzmanlarının, halk sağlığı alanında çalışanların mesleki yeterliliklerinin olması. İkinci temel belge ise, yani pandemilerde ortaya çıkan etik sorunlara yanıt oluşturabilecek ikinci temel belge, Dünya Sağlık Örgütü'nün 2016 yılında hazırladığı bulaşıcı hastalık salgınlarında etik konuların yönetimiyle ilgili kılavuz ilkelerdir. Buna göre etik ilkeler şunlardır. Adalet, yarar sağlama, yararı en üst düzeye çıkarma, kişilere saygı, özgürlük, karşılıklılık ve dayanışma. Adalet ilkesi iki kavram altında inceleyebiliriz. İlki dağıtıcı adalet, belli kaynakları uygun biçimde, düzgün biçimde insanlara, gerekli olanlara dağıtılması, adil biçimde bir dağıtımın sergilenmesi. Prosedürel adalet de bu dağıtımın nasıl olmasıyla ilgili bir yöntemi gösteren bir kavram. Bunun için bir uygun işleyişin kurulması, bu uygun işleyişin herkes tarafından bilinmesi, daha önceden tartışılmış olması, mümkünse yazılı hale getirilmesi ve bu işleyiş konusunda hesap verme mekanizmaların olması önemlidir. Evet, diğer bir etik ilke, yarar sağlama elbette. Yarar sağlama konusunda beslenme, barınma, güvenlik ve sağlık gereksinimlerinin sağlanması algılanabilir. Bu
yararlar sağlanırken elbette bunları en üst düzeye çıkarmak da bir diğer dikkat edeceğimiz konu olmalıdır. Yararı en üst düzeye çıkartmak orantılılık ve etkilik ilkeleriyle geçerli olabilir. Yararı ve zararı dengeli biçimde gözetmek, yarar ve zarar dengesine dikkat etmek ve en az girdiyle, en az kaynakla en çok yararı elde etmeye çalışmak. Evet, diğer bir etik ilke kişilere saygı. Kişilere saygının temel noktası özellik. Özellik kişilerin kendi tercihlerinin, seçimlerin olduğu anlamına gelir ve buna kendi seçimlerine, kendi tercihlerine saygı duyulması gerektiğini gösterir. Bunun mekanizmaları da aydınlatılmış olan gizlilik ve özel yaşama saygıdır. Bunu kişilere saygı gösterilmesi yöneticilerin, kamunun, toplumun bu konuda güvenilir olmasından geçer. Kamuyla, yani toplumla, yönetimle birlikte kişilerin bir arada dayanışma sergilemesi ve birbirlerine güven duymalarıyla mümkün olacak bir konudur. Özellikle pandemi zamanlarında. Yine kişilerin özgürlüğü çok önemlidir. Özgürlükten işte hareket özgürlüğü, seyahat özgürlüğü, ifade özgürlüğü gibi özgürlükleri anlayabiliriz. Ve pandemi dönemlerinde bunlar önemli gelişim noktalarından birisi olabilir. Özgürlükler günümüzde olduğu gibi kısıtlanabilir. Seyahat özgürlüğü kısıtlanabilir. Bütün bu kısıtlamalar yapılırken şuna dikkat etmek gerekiyor. Mutlaka özgürlükle ilgili kısıtlamalar yasaya dayanmalıdır. Ve bu yasalar etik ve birey onuruna aykırı olmamalıdır. Bu konuda bize yol gösterici Syracuse ilkelerdir. Syracuse ilkeleri Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin kısıtlanmasıyla ilgili oluşturulmuş ilkeler bütünüdür. Bir diğer etik ilke karşılıklıktır. Burada bu fotoğraflarda da gördüğümüz gibi yararlar ve yüklerin adil dağılımından söz etmek gerekir. Pandemi sırasında toplumdaki her kişi, her kümenin ayrı bir görevi, ayrı bir duruşu vardır. Bu duruşlar, bu görevler dikkate alınmalıdır. Eğer sağlıkça yaşanı canı pahasına hastanede, sağlık kuruluşunda çalışıyorsa biz dışarıda kalan toplumda bunun gerekliliğini yerine getirmelidir. Kendisini gereksiz risklere atmamalıdır örneğin. Evet, en önemli pandemi sırasında en önemli ilkelerden birisi dayanışma ilkesidir. Dayanışma ortak saldırı karşısında pandemi gibi, koronavirüs gibi bir ortak saldırı karşısında ortak duruş ve ortak eylemin sergilenebilmesidir. Pandemilerde katılımın sağlanması, toplumda güvenin sağlanması ve güvenin sürdürülmesi açısından son derece önemlidir. Katılımın sağlanmasının en önemli öğesi kapsayıcı mekanizmaların kurulmasıdır. Bu ne demektir? Bu herkese ulaşabilmek, herkesin söz hakkı olduğunun, herkesin sözünü duyurabildiğinin ve bu sözün bir anlamı olduğunu göstermesi demektir. Burada elbette sorumsuz kişiler dikkate alınmalıdır. Bunlar unutulmamalıdır. Önemli kapsayıcılıktan bahsederken bütün kişilere açık olması gerektiğinden söz etmiştik. İşte bu değişik bakış açılarına açıklık sadece karşıdan gelecek sesleri duymak değil, bu seslerin bir anlamı olduğunu da gösterebilmektir. Gerekirse yöneticiler, yetkili kişiler bu seslere göre kararlarını değiştirebilmelidirler. Saydamlık diğer katılım sağlanması konusunda diğer ya da güvenin sağlanması açısından önemli bir başka öğedir. Bunun için de açık bir iletişimin olması ve bu iletişimin güvene dayalı olduğunun göstermesi gereklidir. Bir başka öğe hesap verebilirliktir. Hesap verebilirlikten şunu anlıyoruz. Pandemiyle ilgili
karar vericiler ve uygulayıcılar kimler? Kimler sorumludur? Bir karara karşı ya da bir uygulamaya karşı nasıl itiraz edilebilir? Bu itirazlar nasıl sonuçlanır? Sadece kişi itiraz ettiğiyle kalmamalı, bu itirazın belli mekanizmalardan geçerek bir sonuca ulaştığı görmelidir. Evet, katılımın sağlanmasında medya çok önemlidir. Medyanın halkın bilgilendirmesiyle halkı karşı işte bir panik yaratma arasında bir gerilim yaşanmaktadır. Medyanın bütün amacı halkı doğru bilgilendirmek, gerçeklere ulaştırmak olmalıdır. Bunun için de kamu kurumlarının ve yetkililer medyaya zamanında ve doğru bilgiyle donatmalıdır. Evet, unutmamamız gereken kümeler, savunmasız kümeler demiştik. Bulaşıcı hastalıklar ya da pandemi türlerine göre bunlar değişebilirler. İşte engelli kişiler, göçmenler, azınlıktaki olan kişiler savunmasız kümeler olabilir. Sağlık güvencesi olmayan, sosyal güvencesi olmayan kişiler savunmasız kümeler olabilirler. Bunlar hizmetlere, kaynaklara erişimde zorluk çekebilirler. Bunlara karşı etkili iletişim stratejileri uygulanmalıdır. Yani aynı mesaj farklı yollarla verilebilmelidir. Örneğin bir yerde bir radyo programı kullanılabilir, başka bir yerde televizyon programı, kamu spotu kullanılabilir, yazılı araçlar kullanılabilir, çizgi filmler kullanılabilir. Yani herkesin ulaşabileceği iletişim stratejileri uygulanmalıdır. Damgalanma ve ayrımcılık savunmasız kümelerin sıklıkla karşılaştığı konulardır. Savunmasız kümelere damgalanmayla, ayrımcılıkla karşı karşıya kalmaması, bunun önlenmesi çok son derece önemlidir. Yine salgının da müdahale önlemleri, karantina gibi, izolasyon gibi, belli özgürlüklerin kısıtlanması gibi önlemler, savunmasız kümelerde orantısız, değerlerine göre orantısız yükler getirebilir. Kimileri karantinada kaldıkları için ilaca gereksinimi vardır, ulaşamayabilir, gıdaya ulaşamayabilir. Ya da örneğin günümüzde olduğu gibi çocuklarına bakıcısı olmayan kişiler okullar kapandığı zaman zor durumda kalabilirler. Bir de savunmasız kümeler pandemi sırasında daha çok kaynak gereksinimi duyabilirler. Örneğin yoksul kişiler parasal sıkıntısının ya da gıda barınma gereksinimlerinin sağlanması gerekebilir. Evet, yüksek şiddet riskine de savunmasız kümeler, azınlıklar, göçmenler uğrayabilir. Yine karantina dönemlerinde günümüzde olduğu gibi kadınlara ve çocuklara şiddetin arttığını görebiliriz. Ayrıca unutmamak gerekir ki fiziksel ayrım, sosyal ya da toplumsal öteleme anlamına gelmemektedir. Yine etnik köken ya da ırk virüsle eşleştirilmemelidir. Evet, önemli konulardan birisi kıt kaynakların dağıtımıdır. Kıt kaynaklar pandeminin türüne göre değişebilir. Örneğin günümüzde kıt kaynak olarak neler karşılık? Solunum cihazlarını, yoğun bakım yataklarını, maskeyi, yerine geldiğin kolonyayı, bunları tartıştık. Bunlar kıt kaynak haline gelebilir. Yapılması gereken kıt kaynakların neler olduğunu ve bunların öncelikle kimlere ve hangi durumlarda dağıtılması gerektiğinin belirlenmesi gerekir. Burada da yine savunmasız kümede unutulmamalıdır. Evet, kıt kaynakların dağıtımında da tutarlı bir uygulama sergilenmesi gereklidir. Yolsuzlukların önüne, istismarların önüne geçilmesi ve kıt kaynakların dağıtımını gerçekleştirecek kişilere bu kaynakların, yani dağıtılan kaynaklarla bir çıkar ilişkisinin olmaması gereklidir. Evet, sunumun sonuna doğru geliyoruz. Salgında ön cephede çalışanlar. Elbette ilk önce sağlık çalışanlarını anmak gerekiyor. Ama sadece onlar değil, itfaiyeciler, güvenlik görevlileri, temizlik işçileri, kamu görevlileri, sağlık çalışanlarıyla birlikte çalışanlar,
sürücüler, bütün bunlar salgınlarda ön cephede çalışmak zorunda kalan kişilerdir. Bu toplum ya da yönetimler bu salgınlarda ön cephede çalışanların enfeksiyon risklerini en aza indirmekle, sağlık hizmetlerine ulaşmada onlara öncelik vermekle, onlara maddi manevi destek sağlamakla, aile üyelerine destek olmakla ve onları günümüzde de yaşandığı birçok örneği gördüğümüz gibi ayrımcılık ve dışlanmadan korumalarıyla yükümlüdürler. Ve ön cephede çalışanların riskleri üstlenme yükümlülüğü de karşılıklıdır. Toplumlar ön cephede çalışanların o riski alabilecek mekanizmalar sağlamadan, örneğin koruyucu malzemeleri sağlamadan ön cephede çalışanların riskleri almasını, ailelerine o risklerini götürmelerini düşünmemelidir. Ön cephede çalışanların, sağlık çalışanlarının yaptıkları işlerdeki aldıkları risklerle sağlayacakları yararlar dengeli olmalıdır. Ve burada da unutulmaması gereken, titizlikle üzerinde durulması gereken bir başka konu da ön cephede çalışanların görevlendirilmelerinde hakkaniyetli olunmalı ve saydam olması gerekliliğidir. Evet, koronavirüsü yeneceğiz. Dayanışmayla hep birlikte, birey olarak, uluslar olarak, ülkeler olarak, devletler olarak bize koronavirüs dayanışmayı, pandemi dayanışma içerisinde olmamız gerektiğini öğretiyor. Koronavirüsü yeneceğiz. Bu arada bu uğurda, bu mücadelede yaşamlarını yitiren sağlık çalışanlarını ve diğer kamu çalışanlarını, meslektaşlarımızı saygıyla anıyoruz. Dinlediğiniz için